İkinci oturuma hoş geldiniz. Şimdi başta söylediğimiz gibi bu oturum Türkçe olacak. İki tane kısa sunumumuz olacak. Eğer ki bir şekilde Windows denilen işletim sistemi PDF dosyalarını açıkta tutabilmeyi başarırsa iki sunumumuz olacak. Sunumlardan bir tanesi bu Higgs'in nasıl keşfedildiği ile ilgili. Yani işte CERN'e ve nasıl keşfi yapıldı. İkinci tarafta da bu Higgs mekanizması neydi? Bunun nasıl bir faydası var? İşte bu tür konularda faydası mı zarar mı artık onu bilmiyorum da. Onlarla ilgili bir kısmımız olacak. Ardından da panel kısmı yapacağız. Orada sizin sorularınızı da alacağız. Şimdi şöyle bir önerim var benim. Hoş geldiniz. Dediğim gibi ilk başta bu Higgs bozonunun keşfinin 10. yıl dönümünde keşfin nasıl yapıldığı ile ilgili birazcık konuşacağız. Buraya ben aslında enstitü başkanı şapkamla değil de Boğaziçi Üniversitesi'nde bu keşfe katkı vermiş birisi olarak bulunuyorum. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla yerden yere vurabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Zaten normalde de sorabilirsiniz ama hani genel olarak böyle bir şeyimiz var. Şimdi bu gördüğünüz, resimde gördüğünüz gerçek hayatta uçaktan baktığınızda görebildiğiniz bir şey değil. Buradaki beyaz halkalar gökyüzünden görünmüyorlar. Yerin ortalama olarak 100 metre altındalar. Ama büyüklük olarak bir fikir sahibi olmak için göstermek istedim. Burada birkaç tane halka var. En ufaktan başlayıp yukarıya doğru parçacıklar hızlandırıcıyla, protonlar hızlandırılıyor. Ve en yüksek enerjiye çıktığında da işte bu araştırmaları yapıyoruz. Bu nerede başlıyor? Önce ondan başlayalım bir. Biraz coğrafyayla. Bu gördüğünüz gibi İsviçre, Avrupa'nın hemen hemen ortalarında bir yerde. Oraya biraz yaklaşınca Cenevre kantonunu görüyorsunuz. Cenevre kantonu, Cenevre Gölü'nün hemen kenarında ve de Türkiye için önemli yerlerin tarihsel olarak Montreux, Lozan gibi yerlerin bulunduğu bir bölge. Bu Cenevre'nin şehrinin birazcık kenarında Meyran adında 1950'lerde sadece bir köy olan bir mekan var. O köy olan mekan tam Fransa sınırında duruyor ve oraya 1954'te 2. Dünya Savaşı'nın ardından 12 tane ülke bir araya gelip bir merkez kuruyorlar. Bu merkezin günümüzde 23 tane üyesi var. O 23 üye ülkesi var. Bunların dışında birkaç tane yakında tam üye olacak üyeleri var. Bir de onun dışında asosiye üyeler var. Türkiye'de bunlardan birisi. Türkiye bu arada 1961'de gözlemci olan ilk gözlemci ülke. Aynı zamanda ilk asosiye ülke. Bunların dışında da birkaç tane de gözlemci var. Rusya Federasyonu'nun üstünü çizdik şimdilik çünkü bu olumsuz olaylardan dolayı bir süre donduruldu üyelikleri. Yıllık bütçesi 1 milyar frankın biraz üstünde. Bu bütçenin yaklaşık yarısı orada çalışan insanlara gidiyor. Kalan yarısı da sarftı, teçhizattı, bakım, tamirdi vesaireydi, enerjiydi gibi alanlara gidiyorlar. Bu personel gördüğünüz gibi epey büyük bir parça. Niye böyle diyecek olursanız, buranın 2500 tane daimi çalışanı var. 1000 kadar sözleşmeli gidip gelen şeyleri var, öğrenciler hariç. Bir de onun dışında 10.000'in üzerinde kullanıcısı var. Kullanıcı ne demek? Kullanıcı bizim gibi dünyanın dört bir tarafındaki üniversitelerden veya enstitülerden oraya gidip de oradaki araştırmalara aktif olarak katılan kişiler. Yani bunların bir kendi üssü oluyor. Araştırmalarını orada yapıyorlar. Burada da görebildiğiniz yeşil renktekiler gözlemci ülkeler, koyu maviler üye ülkeler, açık maviler asosiye ülkeler, kırmızılar da CERN'le herhangi bir üyelik bağı olmayan ama aynı gene de bilim insanlarını CERN'de çalışmaya yollayan ülkeler. Gördüğünüz gibi dünyanın dört bir kıtasında insanlar bu çalışmalara katılıyorlar. Türkiye'den de bir 162 kişi vardı 2022'nin başında. Bu biraz artmış olabilir. Bunların %80'i de Türkiye'deki üniversitelerden. Bu CERN'de ne yapılıyor? Bu kadar insan ne araya geliyor? 4 tane temel amaç için bir araya geliyor. Bu amaçların her birini eşit önemde sayıyor CERN. Birincisi bilimin sınırlarını zorlamak. Yani işte evrenin başlangıcı nasıldı, madde enerji
işte nasıl etkileşiyordu vesaire gibi konular. İkincisi, bunları yapabilmek için geliştirmeniz gereken belli teknolojiler var. Hızlandırıcılar veya dedektörler. Bunların geliştirilmesi ve endüstriye kazandırılması. Üçüncüsü, gereken yapmak istediğiniz projeler onlarca, 20 yıl, 50, bazen mesela şu anda tartışılan proje 2090'a kadar devam edeceği için bir insanın doğuştan ölene kadar çalışabileceği projeler oluyor. Onun için de ne yapmanız gerekiyor? Sürekli yeni insana ihtiyacınız var. Üçüncüsü, yarının insanlarını yetiştirmek. Dördüncüsü de farklı kültürlerin insanlarını bir araya getirip dünya barışına katkı sağlamak. CERN'de yapılan işler, işte burada evrenin kısa tarihi dedim. Bunu Altı Hoca değişik yerlere dokunacaktır ama ben çok kaba haliyle şu anki anlayışımızla büyük patlama diye bir olay var. Aradan geçen 13.7 ya da 13.8 milyar yıl sonra da işte evrenimiz genişleyerek şu anki bulunduğumuz hale geliyor. Bu yolculuğun değişik evrelerini CERN'de görmeye çalışıyoruz. Bunun bir başka bakış tarzı da küçüğe ve büyüğe bakmak. Yani fizik dediğimiz ya da temel bilim dediğimiz şey ne yapıyor? En ufaktan en büyüğe kadar her türlü doğanın her olayını, her sürecini anlamaya çalışıyor. En küçük tarafta işte bu parçacık fiziği, nükleer fizik gibi alanlar var. En üst tarafta da astrofizik, kozmoloji gibi konular var. İşin tabii ilginç tarafı, bugün birinci oturumda da gelen bir soru vardı, işte kara deliklerin gözlemlenmesi mi daha ilginç ya da Higgs bozonunun bulunması mı, keşfi mi? Bunlar eşit derecede ya da denk seviyede önemdeler. Çünkü biz şu anda biliyoruz ki mesela parçacık fiziğiyle ilgili bulduğunuz bir sonuç, evrenin geleceği ve kozmolojik olarak nereden nasıl olabildiği ve işte değişik özelliklerini etkileyebiliyor. Dolayısıyla aslında bu en küçüğü çalışmakla en büyüğü çalışmak, bir böyle yılanın kendi kuyruğunu ısırması gibi birbiriyle ilintili. CERN tarafı tabii bunun özellikle en küçük kısmıyla ilgileniyor. En küçükten de kasıt burada femtometre demişiz. En küçük bu gösterdiğim yansıda. Femtometre bile aslında CERN skalasında büyük bir skala. Yani bundan bile daha ufak şeylerle ilgilenmek gerekiyor. Ama bunları nasıl yapacaksınız? Sıradan bir mikroskopla falan yapmak mümkün değil. Onun için de en kaba hatlarıyla hızlandırıcılar ve çarpıştırıcılar ve dedektörlerle yapıyoruz bunu. Ne demek bu? Önce parçacıkları alıyoruz. Temel olabileceğine yakın tanecikleri. Bunlar protonlar, elektronlar vesaire olabilir. Sonra bunları hızlandırıyoruz, çarpıştırıyoruz. Çarpıştıktan sonra ortaya yeni parçacıklar ortaya çıkıyor. O yeni çıkan parçacıkları da işte büyük, devasa efektif kameralarla fotoğrafını çekiyoruz. Yani aslında çok kaba haliyle bu. Şimdi aranızda tabii ki bu dediklerimden çok daha derinlemesine bilen nerede olduğunun farkındayım ama en genel resmi çizmek istersek böyle bir şey. Peki niye yüksek enerji gerekiyor bu işi yapmak için? Burada birkaç tane ana nokta sayabiliriz. Bunlardan bir tanesi çok yani dediğim gibi en kaba haliyle işte ne kadar hızlı çarpıştıracak olursanız etrafa o kadar çok şey dökülüyor. İşte iki tane kamyonu kafa kafaya çarpıştırırsanız düşük hızda ancak tampon kopuyor da İşte ne bileyim bilmem çok daha hızlı yapacak olursanız etrafa bütün civataları, sübapları, şunları bunları fırlıyor. Siz de ne yapıyorsunuz? Ortaya gitmiş böyle sübaplar var. Onların tık 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 bir sürü fotoğrafını çekiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bu sübap şöyle uçmuş. Demek ki başlangıçta şu noktadan geldi. Buradan da bir civata geldi. Buradan da bilmem ne geldi. Motor şöyleymiş gibi bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar yüksek hız, o kadar çok dağılma ve o kadar çok anlayabileceğimiz şey. Bu birinci sebep. İkinci sebep yüksek kütleli parçacıklar, yeni bir şeyleri keşfetmek istiyorsak onlar şu ana kadar karşılaştığımız şeyler değil, yüksek kütleye sahipler. Dolayısıyla bir şekilde onları üretmeye ihtiyacımız var. Burada da işte Einstein sağ olsun E eşittir mc kare demiş ya, enerjiyi yeterince yüksek seviyeye çıkaracak olursak o maddeye dönüştüğünde yüksek kütleli şeyler üretebiliyoruz. Son bir sebep de şu, ne kadar ufak bir şey görmek isterseniz ona uygun ufak dalga boyunda gözlem yapacak bir aracıya ihtiyacınız var. Aracının dalga boyunu küçültmek demek, efektif olarak momentumunu yükseltmek demek. Momentumunu yükseltmek için de yüksek enerjili parçacıklara ihtiyacımız var. Şimdi en kaba haliyle böyle ve ne kadar yüksek enerjiye giderseniz o kadar daha önceden keşfetmediğiniz bir yerler sizin için açılıyor ve ondan sonra oradan yol yürüyebiliyorsunuz. Bu işi Higgs'in yolculuğunda bu işi yapan cihazın ismi Büyük Hadron Çarpıştırıcısı. 27 kilometre boyunda bir çember bu. Bunu böyle ben İstanbul haritasının üzerine koymuştum. Böyle nasıl diyeyim?
Beyoğlu, Beşiktaş falan ilçesini, o bölgeyi komple içine alabilecek, Üsküdar'ın da bir kısmını alabilecek kadar büyük bir yapı. Bu arada bir tane küçük çember var. O büyük hadron çarpıştırıcısında protonları besleyen bir önceki hızlandırıcı. O da eski İstanbul Yarımadası'nı içine alacak büyüklükte bir şey. Bu bir anlamda dünyanın en büyük bir makinesi, belli bir şey için bir makine diyebiliriz. Burada da hani 27 kilometre insanın kafasında bir canlanabilsin diye şuraya Bolu Dağ Tüneli'nin boyunu çizdim siyah çizgiyle. Dolayısıyla hani büyük. Bu 27 kilometrelik tünelin içerisinde 9300 tane süper mıknatıs var. Bunlar böyle yaklaşık 3,5 Eyfel Kulesi ağırlığında bir cihaz. Ve 1,9 Kelvin'de çalışıyor. Yani bu bir anlamda dünyanın en büyük buzdolabı yapıyor hadron çarpıştırıcısını. Dış uzayın sıcaklığı bile, yani işte kozmik mikrodalga ışıması diye bir şey var biliyoruz. Dış uzaya her şeyden uzaklaşıp da bütün yıldızların uzaklıkta komple boşluğa gittiğiniz zaman bile oranın sıcaklığı bu 1,9 Kelvin'den daha sıcak. İç basıncı düşük tutmamız gerekiyor ki hızlandırdığımız parçacıklar başka hiçbir şeyle çarpışmasınlar. Sadece birbirleriyle etkileşsinler. Bunun için de boşaltıyoruz. Boşalttığımızdaki basınç 10^-13 atmosfer oluyor. Bunu da aramızda hızlandırıcı fiziği çalışan arkadaşlar ne kadar ufak bir sayı olduğunu takdir edeceklerdir. Bu bir anlamda güneş sistemindeki, yani gezegenler arası boşluktan bile daha az parçacık var demek. Ve toplam hızlandırıcıdaki mıknatısların da manyetik alanı 8,33 Tesla. Yani toplayacak olursanız içeride birikmiş olan manyetik enerji 10 gigajül kadar. Yani taarruz halindeki bir uçak gemisinin kinetik enerjisi kadar bir enerjiyi manyetik alanda depoluyoruz. Böyle bir cihazla ne yapıyoruz? İşte protonları bir yere getirip çarpıştırıyoruz. Saniyede 600 milyon çarpışma tasarlanmış durumda. Bunun hepsini tabii ki diske kaydetmenizin imkanı yok. Hepsini kaydetmeye kalksaydık işte bir yılda böyle 20 kilometre boyunda bir CD daha ortaya çıkacaktı. CD diye bir şey kalmadı tabii günümüzde ama hani çok yani bir. Bu protonların enerjisi de 3,5 TeV ile başladı. Zaman içerisinde yükselttik. 6,5'a çıktı. Yarın da önemli bir başka gün olacak, tasarıma iyice yaklaşılacak, 13,5 TeV ulaşacak. Yani 16,75 artı 6,75 çarpıştırılıp 7 TeV yakın bir çarpışma enerjisi olacak. Bu enerji de ne demek bir şey, hani bir sayı olarak böyle TeV ne demek diye hayal etmek isterseniz, bu aslında bu hıza çıkmış protonlar, Işık hızının %99.999999 biriyle gidiyor demek. Yani Bolu Dağ Tüneli'ni saniyenin 1/100.000'inde falan geçecek kadar hızlı hale geliyorlar. Ve çarpışmaların merkezindeki yerel sıcaklıkta güneşin merkezindeki sıcaklığın 1/100.000 katına falan çıkıyor. Böyle bir cihaz. Böyle bir cihazı çalıştırmak için gereken o güç 10 gigajül falan demişken biraz fikir sahibi olmak için şunu da eklemek istedim. O 10 gigajül manyetik alanda biriktiriyorsunuz ama bir de o protonlar gidiyorlar. Giden protonlardaki enerjiyi de hesaplayacak olursunuz. O da 720 megajül yapıyor. Yeni yapılacak olan güncellemeyle bu sayı 2 katına katlanacak. Gene fikir vermesi açısından bu sayılar şöyle bir şey. Mesela bir proton demetini bir tonluk bakıra çarptıracak olursanız o bakırı eritecek kadar enerji o ufacık protonların içerisine konmuş durumda oluyor. Sürekli hızlandırıcının içerisine döndüğü için oturup da güç hesabı yapacak olursanız, yani ne kadar bu güç enerji ne kadar hızlı hareket ediyor diye güç hesabı yapacak olursanız da şu anda 8 terawatt gibi bir güçten söz ediyoruz. Bu dünyadaki toplam elektrik üretiminin 3,8 terawatt olduğunu hatırlatıyorum. Neyse ki tabii biz bu 8 terawattı sürekli her an çekmiyoruz. Böyle bir yanlış anlam olmasın. Dünyanın elektriğini biz tüketmiyoruz ama bu sayılar güzel, ilginç sayılar. Fizik 101 dersini benden almak isteyen öğrencilere bol bol hesap olarak verebileceğimiz konular diyebilirim. Yakında bu bir güncellemeye girecek.
Bununla ilgili çok fazla vakit harcamayayım çünkü sonuç olarak Higgs'e dönmek istiyorum. Böyle bir makineyle peki o yolculukta büyük patlamadan bu yana geçen yolculukta nereye bakabiliyoruz? Çok kaba haliyle saniyenin 10 milyarda biri kadar zaman geçtiği zamanki enerji yoğunluğunda oluyor sıcaklığımız. Dolayısıyla o sırada madde evrenin hemen başlarından sonra madde nasıl davranıyordu bunu çalışmak mümkün oluyor. Bunun işte bir sürü kuramsal tarafları var. Bunları zaten 6 Ocağı anlatacak oraların hepsini geçiyorum ben. Doğrudan böyle bir cihazla nasıl iş yapabildiğimize odaklanıyorum. Burada bu hızlandırıcı yaptıktan sonra çarpışma noktaları var. 4 ayrı nokta. Bu 4 ayrı noktanın her birine birer büyük dedektör koyuyoruz, büyük algıç koyuyoruz. Genellikle bizim alanda deney, kolaborasyon ve dedektör kelimeleri birbirine neredeyse denk gibi kullanıyor. İşte birisi diyor ki ben Atlas deneyinde çalışıyorum. Aslında o Atlas kolaborasyonun parçasıyım demek. Deney deyince de bir tane bir yere girip de ceketimi giyiyorum neyse beyaz önlüğümü girip bir tane ölçüm yapıyorum demek değil. Deneyden kasıt böyle bir makinede yıllarca toplanan verinin içerisinde yapılan bütün ölçümlerin hepsine tek bir deney ismi veriliyor. Burada da işte bunlardan bir tanesi olan Atlas deneyinin daha içi dolmamış hali. 6 katlı bina yüksekliğinde bir cihaz. Böyle bir cihazı çalıştırınca ilk başta ne buluyorsunuz? İlk deney başladığında 2010'un ortalarına kadar yani Higgs'le ilgili veri daha az olduğu dönemde ilk yaptığımız şey 20. yüzyıl parçacık fiziğini baştan sona yeniden keşfetmek oldu. Bütün eski ölçümlerin hepsi tekrarlanıyor. Bunlar size bir anlamda hem dedektörünüzü kalibre etme şansını sağlıyor hem de eski fiziğinizi bir şekilde tekrar kontrol etme veya daha hassas ölçüme taşımanızı sağlıyor. Bir de rekor kırmanızı sağlıyor. Bir makalenin üzerinde en fazla kaç kişi olabilir rekorunu hemen hızlı bir şekilde kırıyorsunuz. Bu arada bu Alistair'in ilk 3 sayfa sadece yazarların isimleri. Sonraki 2 sayfada bu yazarların hangi üniversitelerden geldikleri diye gidiyor. Böyle bir kendince değişik bir alan. Peki şimdi burada bir simülasyon vardı. O simülasyon düzgün çalışmıyor galiba ama kısaca yaklaşmak gerekirse Higgs bozonunu nasıl buluyorsunuz? Bir yere bakıyoruz, aha işte bir tane de tanecik bulduk diye gitmiyor tabii ki. Bir analiz yapıyoruz ve o analizin sonucunda yavaş yavaş veri birikiyor. Veri biriktikten sonra gelen verinin belli bir fonun, bir arka planın üzerinde bir parçası olup olmadığına bakıyoruz. Aslında bu bir istatistiki bir analiz. Böyle hani tek bir çarpışmadan bu çıktı demek mümkün değil. İlk başta buradaki simülasyon düzgün çalışsaydı görecektik ama maalesef çıkmamış burada. Yavaş yavaş veri birikiyor. Biriktikten sonra cızırtının üzerinde bir şey var mı diye ortaya çıkıyor. Şimdi burada simülasyon düzgün çıkmadığı için ben ya da video iyi çalışmadığı için ben size hemen sonuçla ilgili bir şey göstereyim. Bu sonuçlar son 10 sene içerisinde ne olduğunu da gösterecekler bize. Ana hatlarıyla gördüğümüz şey şu sağ üst köşedeki şekilde görebileceğiniz gibi buradaki gördüğünüz kırmızı ve mor olan kısım standart model dediğimiz hali hazırda Higgs'in haricinde geri kalan parçacıkların etkileşmelerinden ne kadar veri göreceğiniz, ne kadar olay toplayacağınız. Onun üzerinde siyah noktalarla gördüğünüzse yaptığınız ölçümün sonucu. Dolayısıyla aslında o kırmızı olan kısımla topladığınız siyah veri birbirine uyaşmayınca aradaki boşluğu bir şeyin doldurması lazım diye sonuç çıkarıyoruz. O doldurması gereken kısmı da şu maviyle gösteriyoruz. Bu işte Higgs dediğimiz parçacığın bırakmasını beklediğimiz sinyal. Yani arkada bir şey var, bir sürü olaylar geliyor. Bu olayların içerisinde bunlar diyorsunuz ki zaten normalde bizim beklediğimiz standart modelin normal kendi çalışmasından gelecek olan, diğer parçacıkların etkileşmesine olan gelecek olaylar ya da veri. Bir de onun üzerinde bir şey gibi ya da mesela şey gibi düşünebilirsiniz bunu, bir radyo sinyali var. Şehirler arası yolculukta gidiyorsunuz, radyo sinyali siliniyor, yavaş yavaş duymaz oluyorsunuz. Sonra bir yerde duruyorsunuz, bir cızırtı var ama arkadaşınızla iddiaya giriyorsunuz. Diyor ki birisi, yok hala bilmem ne FM'i çekiyor diyor. Ben o cızırtının içerisinden biraz duyuyorum diyor. Siz de diyorsun ki hayır duyamıyorsun. Bu ikisinin arasındaki iki hipotezi ayıklamak için ne yapıyorsunuz?
Radyoyu açıyorsunuz, uzunca bir süre dinliyorsunuz. Dinlerken arada bir bir notaya benzeyen ya da bir adamın konuşması benzeyen ufacık bir parça çıkıyor. Sonra diyorsunuz ki bu kadar cızırtının içerisinde tek tük yakaladığım o konuşmaya benzeyen kısımlar ne kadarmış? Onları ölçtüğünüzde karşınıza cızırtının ötesinde bir şey olduğuna dair ilk veri ortaya çıkmaya başlıyor. Ve ondan sonra da işte bir şey buldum diye ortaya çıkıyorsunuz. Bunu tabii tek bir kanalda yapmıyorsunuz. Bir sürü kanalda dinliyorsunuz efektif olarak radyoyu. Ve ondan sonra bir sürü kanallardan veri geldikten sonra belli bir güvenlilikle ortaya çıkıp yeni bir şey bulduk diyorsunuz. Bu 10 sene önce olan açıklamada Higgs bozonunu bulduk diye çıkmadı deneyler. Atlas ve Siemens iki deney yapıyordu bu çalışmayı. Dediler ki biz Higgs bozonunu aradığımız yerde Higgs bozonunun özellikleriyle uyumlu bir yeni şey bulduk. Yani cızırtı ötesinde bir şey bulduk. İlk açıklama buydu. Ama aradan geçen 10 sene içerisinde bu veriyi o kadar çok arttırmamız mümkün oldu ki hem çarpışmaların enerjisi arttı hem de veri, makine çalıştığı için veri de arttı. Şu sağ altta gördüğünüz şekiller ortaya çıktı. Bunlar tamamen yeni grafikler. Bugün Nature'da yayınlanan bir makaleden geliyorlar. Ve de geçen süre içerisinde ne kadar ileri gittiğimizin bir göstergesi. Görebileceğiniz üzere siyah noktalar artık hata payları çok daha ufak. Kutuların genişlikleri çok daha küçük. Dolayısıyla hassas bir şekilde arkada yatan kırmızının üstüne ne olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Aynı şekilde sol altta gördüğünüzde de ilk yapıldığında, ilk o keşfi yaptığınızda 10 sene önce şu altta gördüğünüz mavi şeyi görebiliyorduk. Şu alttaki mavi minicik şey var ya, tümsek gibi bir şey var. Tam ortada 125 civarında. O küçük tümseyi gördüğümüz için Higgs bozonuyla uyumlu bir şey bulduk diyorduk. Aradan geçen veriyle birlikte şu kırmızı tümsek gibi olduğuna ulaştık. Dolayısıyla hani artık gönlümüz rahat bir şekilde bu arkadaşla ilgili yorum yapabilir hale geldik. Bu geçen 10 sene içerisinde işte bu Higgs bozonunun spin ölçümünü yaptık. İlk defa tau dediğimiz parçacıklara bozunduğunu ölçtük. Ardından kabuk dışı dediğimiz bölgedeki genişliğini ölçtük. Atlas ve Siemens deneylerinin hepsinin bir araya gelip tek bir şey halinde yaptığı ölçümler oldu. Higgs ve Tap kuarkların beraber oluşmasının ölçümü yapıldı. Higgs'in B kuarklara bozunduğunun ölçülmesi yapıldı. Higgs'in gözlemleyemediğimiz yani dedektörden kaçan parçacıklara dönüşme ihtimalinin ne kadar olduğu ile ilgili bir üst limit kondu. Ve en sonda da Higgs'in iki miyon dediğimiz parçacığa bozulup bozulmadığı ile ilgili ölçümler aldık. Şimdi bunlar niye ilginç? Geçen 10 sene içerisinde o Higgs'le uyumlu dediğimiz sinyalin gerçekten Higgs bozonu olup olmadığına dair de tonlarca işlem yapılmış oldu. Bu üst tarafta gördükleriniz Higgs bozonunun büyük hadron çarpıştırıcısında nasıl oluştuğuna dair diyagramlar, Feynman diyagramları. Alt tarafta gördüklerinizde Higgs bozonu nasıl bozunacağına dair diyagramlar. Bunlardan mesela bir tane örnek yapmak istersek, diyelim ki sol üst köşede Higgs bozonunun büyük hadron çarpıştırıcısında en çok oluşma yöntemini görüyorsunuz. Protonlardan birer gluon geliyor. O gluonlar kuarklardan bir döngüye giriyorlar. Döngü diyeyim ona artık Ve ondan sonra da bir Higgs bozonu çıkıyor. Gluon-gluon fusion deniyor bu sürece. Bu şekilde bir sürü oluşum ve sonra da Higgs bozonun bozulma yapıları var. Eğer ki Higgs bozonu birazdan dinleyeceğimiz üzere standart modeldeki bütün parçacıklara kütle verme özelliğine sahipse o zaman bunu test etmek için Higgs bozonunun bu parçacıklarla ne kadar etkileştiğinin ölçülmesi lazım. Ne kadar yüksek kütleli bir parçacık varsa Higgs bozonuna o kadar çok etkileşiyor olması gerekiyor. Biz bunu iki bağımsız yerden ölçüyoruz. Bir parçacığın kütlesini ölçüyoruz. Bir de getiriyoruz Higgs bozonuna ne kadar etkileştiğini dolaylı yoldan ölçüyoruz. Sonra bunları bir grafikte beraberce çiziyoruz. O da sağ alt grafikte gördüğünüz şekil. Parçacığın kütlesi X ekseninde dikey eksende, Y ekseninde de bu etkileşim sabitinin bir ölçüsü var. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu tamamen bu aldığımız bütün veri düz bir çizginin üzerinde oturuyor. Yani hakikaten bu parçacıklara
Higgs alanının kütle verdiğine dair elimizde somut böyle veriler ortaya çıkmış oluyor. Bu aynı şeylerin CMS deneyindeki bazı ölçümleri. Bu arada bu ölçümlerin içerisinde hep böyle bir çevresinde şey görüyorsunuz, verinin bir sayısı civarında toplandığını görüyorsunuz. Bu şu demek, standart model dediğimiz parçacık fiziğinin şu anki temel modeli Higgs bozonunun bu etkileşimlerle ilgili nasıl olacağına dair bazı öngörüler yapıyor. O öngörüyü bir kabul ediyoruz, normal değer kabul ediyoruz. Birden sapma var mı diye bakıyoruz. Bir açıdan ne mutlu ki hepsi birle uyumlu geliyor. Dolayısıyla bu hani insanlığın aslında 50 senedir, hatta belki daha uzun bir zamandır bir yolculuğun içerisinde yapmış olduğu modellerin ne kadar başarılı olduğu, bir zamanlar kağıt üzerinde olan bir matematiğin aslında gerçek evreni modellemekte ne kadar başarılı olduğunun bir ölçüsü. Onun yüzden bir yandan kendimizi şey yapabiliriz, kutlayabiliriz. Mesela ileride bir uzaylılar falan gelip de bizimle görüşmek isterlerse diyecekler ki siz ne yapabildiniz? Ha bak, bu modeli oturtmuşsunuz. Ha onu bir de şu hassasiyetle ölçebilmişsiniz. İkisi birbirine tutmuş. Bravo, siz bu işi kıvırmışsınız diyebilirler bize. Ama bir açıdan da kötü tarafı da ne? Ya şunlardan bir tanesi birden uzak çıksaydı, o zaman bu bir işaret olacaktı. Ha demek ki bizim bir yerleri daha dürtmemiz lazım. Oranın altını kazarsak belki oradan yeni bir şey çıkabilir diye. Şimdilik öyle bir durum ortaya çıkmadı. Son olarak Higgs'i farklı kılan ne? Yani bütün bu yolculuğun içerisinde. Higgs dediğimiz parçacığın alanı keşfettiğimiz ilk temel skaler alan. Bunları söyleyecek misiniz Altı Hocam bilmiyorum ama. Büyük patlamadan geriye daha bir pikosaniye geçmeden elektromanyetik ve zayıf etkileşimler birbirinden farklılaşıyorlar. Bunu sağlayan alan Higgs. Bu diğer bütün temel fermiyonlara da kütle katlılığı açısından temel taneciklerin bağlı yapılar oluşturabilmelerine izin veriyor. Diğer Higgs bozonu olmadan bütün alanlar, bildiğimiz bütün taneciklerin altında yatan kuantum alanlar kütlesizler. Dolayısıyla ışık hızıyla evrende şey yapıyorlar. Yani hiçbir bir bağlı bir yere getirip de bir yapı oluşturabilmenin imkanı yok. Higgs bozonu sayesinde bu alanlar kütle kazandıklarından onların tanecikleri kütleli oluyor. Tanecikleri kütleli olduğu için de atom vesaire gibi yapıların oluşabilmesini sağlıyor. Bu anlamda Higgs alanı diğer alanlardan biraz daha böyle farklı bir tatlı bir yanı var. Son olarak da ileriye yönelik bir şeyleri var. Araştırmanın kapısını açan bir yanı var. Çünkü bu çeşit skaler alan dediğimiz alanlardan şimdi bir tane biliyoruz. Temel skaler alanında Higgs bozonu oldu. Higgs alanı oldu. Skaler alanların da kütlesine kuantum düzeltmeleri hesaplamaya çalıştığınızda çok yüksek enerji seviyelerinden bile düzeltmelerin devreye girmesi gerekiyor. Bu adeta şöyle bir şeye benziyor. Mesela bir şey var. Herhangi bir büyüklük var. O büyüklük diyelim ki 100 çıktı. Burada 125 çıktı diyelim. 125. Ama siz diyorsunuz ki ya bir dakika, ya bu 125 aslında şöyle bir şey. Prensipte bu işte 10 trilyon da olabilirdi. Ondan sonra 10 trilyon olabilecek bir şey 125 gibi küçük bir sayı çıkmış. Neden diyorsunuz? Demek ki o 10 trilyondan 10 trilyon eksi 125 gibi küçük, 10 trilyona çok yakın başka bir sayı çıkartacağım ve bu sayede 125 çıkacak. Böyle bir yapıya sahip skaler alanların şeyleri. Dolayısıyla da bizim için kapı açan bir yanı var. Yani Higgs'in niye kütlesinin bu çıktığını bir açıdan anlıyoruz. Bir açıdan da merakımızı besleyen kısmı çıkıyor. İsterseniz şöyle bir somut daha örnek vereyim. Diyelim ki bir adam var, milyoner ya da milyarder birisi. Her ay milyar seviyesinde bir miktar adamın banka hesabına para geliyor ve gene milyar seviyesinde bir çıktı var ve her ayın sonunda kirasını öderken kirayı ödedikten sonra geriye sadece 10 kuruş kalıyor mesela, tamam mı? Yani bu nasıl bir şanstır ki o milyar giriyor, milyar çıkıyor ama hep en sonunda 10 kuruş kalıyor. Bunun olabilmesi için bir mekanizma olması lazım. Ya adam mesela parasını ödedikçe İşte bir yerden çiziyor. Bir ek bir fikir, bir şey, bir mekanizma olması lazım. Böyle bir mekanizma olmadan sadece cepten rahatlıkla harcadım ve en sonunda nasıl tuttuysam yine 10 kuruş kaldı yapmak çok zor. Bunun nasıl olacağını da araştırmak yeni deneyleri motive edecek bir şey.
Dolayısıyla işte ana hatlarıyla böyle bir makinede bu kadar çok insan bir şey keşfettiler ve onunla birlikte bazı güzel problemler çözüldü ve bir yandan da yepyeni bir okyanuslara yelken açmak için bir kapı da açıldı. Ana hatlarıyla böyle işte deneysel kısmı. Ben şimdi burada duruyorum. Altı Hoca'ya devrediyorum. En azından ben de tam ekrana geçebildik. Erçel Hoca pek çok konuda bana top attı ama ben oldukça kısa bir konuşma hazırladım. O yüzden Erçel Hoca'nın pek çok attığı pasların çoğunu karşılayamayacağım. Onlar başka bir konuşmanın, başka bir toplantının konusu olabilir. Benim anlatmak istediğim kısaca Higgs mekanizması, Higgs bozonu deyip duruyoruz da nedir bu? Bir konuda da sevindim. Bir önceki seansta ki konuşmacımız dedi ki bir öğretmenimden dolayı fizikçi oldum. Denklem hiç sormazdı. Hiç denklem yazmadım. Gerçi sabah düşünüyordum ya bu kadar teorik fizikçiyim biraz da denklem eklesem mi içine diye. Üşendim vazgeçtim ama iyi olmuş. İşte 2012'de keşfedildi. 2013'te de zaten Higgs Nobel'i aldı. İki kişi aldı. François Englert ve Peter Higgs. François Englert, hep Higgs diyoruz da aslında François Englert de aşağı yukarı aynı zamanlarda o çalışmayı yapmış biri. Ve Robert Brout'la beraber yapmış durumda. Ben açıkçası bu konuşmayı hazırlarken Robert Brout'un adını duydum, adını öğrendim. O yüzden burada da adına değinmeden geçmek istemedim. Ama 2011 yılında vefat ettiği için ve Nobel sadece hayatta olan bilim insanlarına verildiği için o Nobel alamadı. Muhtemelen hayatta olsaydı Nobel'i 3 kişi paylaşmış olacaktı. Şimdi bizim teorik fizikte en önemli şeylerden biri simetriler. Bir şekilde doğa çok simetrik davranıyor. Yani hatta bazen şaşırtacak kadar simetrik. İşte Erkcan Hoca biraz önceki konuşmasında kapatırken bir doğallık probleminden bahsetti. Mesela bir şeyin sıfır olması bizim için çok bir sorun değil. Yani bir şey sıfırsa deriz ki işte bir simetri vardır ya da iki şey aynıysa diyelim. Bir simetri vardır, bu simetriden dolayı bunlar aynıdır ya da bu şey sıfır olmak zorunda deriz. Büyüklerse de çok sorun değil. İşte zaten her teorimizin skalası var. İşte Erkcan Hoca bahsetti. İşte milyar boyutunda bir katkı gelecek Higgs'e. Sorun ise şu, iki tane milyar boyutunda katkı gelip de nasıl oluyor da burada 125 mevlik bir şey kalıyor. Bu ciddi problemlerimizden biri. Şimdi simetri dediğimiz şey ne? İşte biraz önce de dedim aslında iki şeyin aynı olması ya da ne bileyim bir küresel simetri sıkıyor. İşte fizik 1'de bile anlatılan bir şeydir. Bir küreyi alırsanız, bir şey değiştirirsiniz sisteminizde ama sisteminiz değişmez. Bir küreyi alırsanız, döndürürseniz baktığınızda hala aynı küredir. İşte simetriden kastettiğimiz şey de bu. Tabii Higgs standart modele gelene kadar önceden başka modellerimiz var. İşte en başarılı modellerimizden biri belki de Dirac'ın geliştirdiği, 1920'lerde geliştirdiği kuantum elektrodinamiği. İlk elimizdeki hem özel görelilikle uyumlu hem kuantum mekanikle uyumlu ve Maxwell teorisinin aslında kuantum versiyonu. Maxwell teorisinde de bir simetri vardı, ayar simetrisi dediğimiz bir simetri vardı. Dirac kuantum elektrodinamiğini geliştirdiği zaman oradaki simetride bir tür faz simetrisi dediğimiz bir sayıyı, yani bir dalga fonksiyonumuz var. Onu büyüklüğü 1 olan bir sayıyla çarpıyoruz. Karmaşık bir sayı, o yüzden 1 olması gerekmiyor ama ve bununla çarptığımız zaman hiçbir şey değişmiyor. Şimdi bir sayıyla çarptığımız için buna diyoruz ki U1 simetrimiz var. Mesela U1 simetrisi olduğu için şunu söyleyebiliyoruz, foton kütlesiz olmak zorunda. Niye ilişki ne derseniz şu anda ona girmek istemiyorum ama fotona kütle verdiğiniz zaman teorinizin simetrisi bozuluyor. Şimdi birazdan Higgs'in çözdüğü problem aslında biraz bu. Mesela zayıf etkileşimlerden bahsedeceğiz. O da 1933'te ilk defa Enrico Fermi bir teorisini yazmaya başladı. Daha sonra standart modele kadar evrildi. O da bir ayar teorisi. Ve elektrodinamikte biliyoruz ki işte foton dediğimiz kütlesiz parçacıkların alışverişi var. Zayıf bozonlarda ise şu anda biliyoruz işte W ve Z bozonları dediğimiz kütleli parçacıkların alışverişi. Standart model ne derseniz içeriği bu. Toplam 6 tane kuarkımız var bildiğimiz. 3 tane bozonumuz var W, 3 tane zayıf etkileşiminden sorumlu bozonumuz var W ve Z bozon.
fotonumuz var. Güçlü etkileşimden kaynaklı 8 tane gluonumuz var. Bir de elektron, müyon, elektron ve onun kuzenleri, nötrino ve onun kuzenleri gibi işte toplam 12 tane fermiyon artı ayar bozonları kuvvetlerden sorumlu ve en son keşfettiğimizde Higgs bozonu. Bunların hepsini deneysel olarak ölçebiliyoruz. Şimdi keşke yazsaydım diyorum. Bir sayfada standart modelin matematiksel denklemini yazsaydım. O da 2 satır sürecekti. Ve bu 2 slayta sığacak şekilde yazdığım, tanımladığımız standart model, bir zamanlar işte parçacık data grubu dediğimiz bir grup var. Deneysel arkadaşlarımızın ölçtüğü bütün verileri özetleyen şu kalınlıkta bir kitap. En son gördüğümde 1000 sayfayı geçmişti basılı gördüğümde. Artık basılmıyor zaten. İnce kağıt. A4 boyutlarında yerinden kalkması zor bir kitaptır. Ve bu model 2 slayta sığan ve 30'dan az parametresi olan model o kitaptaki hesaplanabilen bütün deneysel verilerle uyumluydu. İşte bazen hep dinlersin işte yeni fizik modelleri arıyoruz. Şu anda LHC'de de yeni fizik modelleri arıyoruz. Bir İÇEP toplantısında Rusya'da işte herkes yeni fizik arıyor, yeni modeller anlatıyor. Hep konuşmacılar diyor işte standart model şöyle köşeye sıkıştı, artık açığını bulacağız, onu çürüteceğiz. En son Rubakov kapanış konuşmasını yaptı. Konuşmasında dediği şey, işte 3 gün boyunca herkes standart modelin ne kadar köşeye sıkıştığını anlattı ama benim gördüğüm tek şey standart model ötesi modellerin ne kadar köşeye sıkıştığı. Yani çünkü 30'dan az parametreniz var, bir sürü deneysel veri var ve onların hepsi de tutarlı. Siz modelinizin herhangi bir yerini değiştirmeye kalktığınız zaman o tutarlılığın çoğunu bozuyorsunuz. Ve şu anda parçacık fiziğindeki belki de en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Standart modeli nasıl değiştireceğiz? İşte Erkcan Hocam da bahsetti. Deneyle çok uyumlu her şey, modelimiz. Modele uymayan bir şey bulalım ki, bir deneysel ölçüm yapalım ki, belki bize bir ipucu verir modeli nasıl dönüştürebilir, değiştirmemiz gerektiğine dair. Şimdi zayıf etkileşmeler standart modelin önemli etkileşmelerinden, yani doğada gördüğümüz önemli etkileşmelerden biri. Bunun da bir simetrisi var. Yani teknik şeylerine girmeyeceğim. SO2 simetrisi. Şimdi bu 2'nin anlamı da en azından bu çerçevede şu. Mesela U ve D kuarklara bakarsanız bunlar tamamen farklı kuarklar. Normalde birbirlerinden tamamen farklı etkileşebilirler. Farklı şiddetlerde etkileşebilirler. Hatta elektromanyetik etkileşmelerine bakarsanız farklı etkileşiyorlar elektromanyetik etkileşme altında. Ama zayıf etkileşmeleri aynı. Yani ben U ve D kuarkları yer değiştirirsem zayıf etkileşme değişmeyecek. Simetriden kastettiğimiz şey bu SO2 simetrisinden. Ama şöyle bir durum da var. Sol eldi dediğimiz bir tür U ve D kuark etkileşiyor. Şimdi sol eldiyi kütlesiz parçacıklar için anlamak kolay. Şöyle düşünün. Kütlesiz parçacıklarsa bunlar zaten ışık hızında gidiyorlar herkes için. Şu tarafa doğru giden bu parçacık saat yönünde mi dönüyor, tersine mi dönüyor? Yani birisi sol eldi, öbürü sağ eldi. Sağ el kuralıyla eğer yönünü buluyorsanız sağ elde, sol el kuralıyla eğer yönünü buluyorsanız sol elde parçacık bunlar. Şimdi kütlenin şöyle bir problemi var. Kütle de şunu yapıyor. Sağ ellilerle sol ellileri karıştırıyor. Şimdi bunları karıştırması sorun. Çünkü bir tarafta U ve D kuarkı sol ellilerini yer değiştirirsek bir şey olmaz diyoruz. Hiçbir şey değişmemesi lazım. Simetrimiz bize bunu söylüyor. Diğer tarafta kütle de diyor ki sizin sol elliyle başladığınız o sağ elliye dönüştürüverdi. Sağ ellileri değiştiremezsiniz. Simetriyi bozdunuz. Yani kütle terimi simetriyi bozdu. Ama diğer taraftan deneysel arkadaşlarımız etkileşimleri ölçüyorlar. Etkileşimler gayet de simetrik. Şöyle bir sorunumuz var. Yani simetriyi bozmak istemiyoruz. Etkileşimler simetrik. Hatta deneyde ölçüyoruz bu simetriyi. Ama simetriyi de bozmak istiyoruz. Yani kütle var. Deneyde kütleyi de ölçüyoruz. Şimdi simetriyi bozmadan simetriyi nasıl bozarız? Tabii teorik açıdan şunu da düşünebiliriz. Tamam, etkileşimler simetrik olsun. Kütleyi de ekleyiverin, ne olacak? Her şey simetrik değil sonuçta doğada. O zaman da elimizde bir teori geçiyor ve bu teoride her şey sonsuz çıkıyor. Hiçbir şeye bir anlam veremiyoruz. İşte Erkcan Hocam bunun biraz önce bahsettiği örnekte milyarla milyar sadeleşiyor, 125 kalıyor. Bunun bu varsa muhtemelen bir simetriden dolayı olmak zorunda. Teoriyi hesaplamaya kalktığımız zaman yine bir sürü 10 üzeri 25 ya da daha büyük sonsuzluklar geliyor. Bunların gitmesi için bu simetriye ihtiyacım var. Bu simetriyi kıramam. Ortadan da kaldıramam. Bu simetri olmak zorunda ama olmamak da zorunda. Bunu nasıl yapacağız? Higgs'in çözdüğü problem biraz bu oldu. İşte meşhur Meksika şapkası.
potansiyeli dediğimiz şey. Şimdi potansiyel dediğimiz şey etkileşimleri belirliyor. Bunun şekli bize etkileşimlerin nasıl olduğunu söylüyor. Şimdi buraya baktığınızda gayet simetrik bir potansiyel, etkileşimler dolayısıyla simetrik. İkinci bir soru şu ama, biz buraya nereden bakıyoruz? Yani doğa nerede? Doğada gördüğümüz şey. Şimdi bunun simetrik olabilmesi için, simetrik olarak bakabilmek için şu ortadaki yerde, tepede durmam lazım. Ortadaki tepede durursam eğer, etrafımdaki gördüğüm her şey simetrik olacak. Ama işte fizik derslerinizde hatırlarsanız fiziksel sistemler, fizik kuvvetler, sistemi etki eden kuvvetler sistemi her zaman için minimum enerji durumuna götürecek şekilde davranacak. Minimum enerji durumu işte orada bir tane örneği var aşağıda duruyor. Şimdi aşağıda durduğu yerde bakarsanız eğer doğa oradaysa yani şu anda bizim gördüğümüz evren oradaysa baktığımızda bir simetriyi görmeyeceğiz. Potansiyel gayet simetrik ama bizim baktığımız yerde bu simetri yok. Şimdi bu mekanizma aslında önceden, Higgs'den önce biliniyor. İşte Nambu-Goldstone mekanizması dediğimiz bir şey. Hatta Nambu-Goldstone önce de kata sistemlerinde biliniyor. İşte manyetizma da biliniyor. Hatta Rolf Hoca bahsetti. İşte süpersimetrilerin teorisinde, süper iletkenlerin teorisinde kullanılan bir mekanizma. Onu biliyoruz. Şimdi orada şöyle şeyler de görüyoruz ama. Mesela bu Meksika şapkasının dibindeki topa bakacak olursanız, ne kadar hafif iterseniz itin, çok hafif itseniz de onun etrafında dolanacak. Sıfır enerjiyle neredeyse etrafında dolanabilir. Ama bu merkezden uzağa doğru iterseniz, onu biraz hareket ettirmek istiyorsanız ona ciddi bir enerji vermeniz lazım. Kata sistemlerinde bildiğimiz şey şu, böyle bir simetri bozulması olduğu zaman elimizde kütlesiz parçacıklar da karşımıza çıkacak. O kütlesiz parçacıklar bu kürenin, işte şapkanın dibinde dolanmasına karşılık gelecek. Ve kütleli parçacıklar karşımıza gelecek. Kütleli parçacık dediğimizde işte merkezden uzaklaşıp gidip gelmesine karşılık gelecek. Şimdi bu kata sistemlerinde bilinen bir şey. Ama bakıyoruz biz doğaya, doğada sadece foton kütlesiz. Başka kütlesiz parçacığımız zaten yok. Bunlar da bozon. Çözülmesi gereken bir problem var. Elimizde tam bir mekanizma var ama ümit vaat eden bir mekanizma. Ama tam olarak da istediğimiz şeyi yapmıyor. Higgs'in ve diğerlerinin yaptığı, diyorlar ki ben bu mekanizmayı alayım, bu ayar kuramlarımda uygulayayım, bakalım ne çıkacak. Gördüğü şey şu, bu kata sistemlerinde kullandığımız modellerin ayar simetrisi yok. Şimdi ayar simetrisi şöyle bir şey getiriyor bize, diyor ki bu kütlesiz gelmesi gereken parçacıklar ortadan kalkıyor. Yani artık böyle bir modelde kütlesiz parçacıklarımız yok. Şimdi Higgs alanı diye teoriye eklediğimiz şey aslında 4 tane alan, 4 tane reel alan olarak düşünebilirsiniz ya da 4 tane parçacık olarak düşünün bir anlamda. Şimdi bunların 3 tanesi bu W ve Z bozonlar dediğim bozonların kütlesi olmasından kaynaklı bir durumlarına karşılık geliyor. Yani bir anlamda biz aslında Higgs'in 3 tanesini ölçtük, bir tanesini ölçemedik. Bir tanesi var mı yok mu? Teorinin tutarlı olması için onun da olması lazım. Ve en sonunda da 2012'de de bu Higgs alanını ölçtük. Şimdi bu Higgs alanı, işte Erkcan hocamın dediği bir şeye de değinmeden geçmeyeyim. İşte W ve Z bozonlarından bahsettik. Bir de foton dediğimiz bir şey var. Şimdi aslında 3 tane W bozonumuz var modelimizde, matematiksel kuramımızda. Bir tane de işte B dediğimiz bir bozonumuz daha var. Şimdi Higgs alanının yaptığı şey şu. Bu omegalara kütle veriyor ama onların özel kombinasyonlarına kütle veriyor. Ve kütleli dediğimiz parçacıklar işte omega artı eksi ve z dediğimiz zayıf etkileşimleri yol açan bozonlar ve foton. Foton da kütlesiz kalıyor. Şimdi Higgs alanı ne yapıyor? Hep işte parçacıklara kütlesi veriyor denir bazen de. Higgs alanı burada önemli altını çizmek istediğim bir kelime temel parçacıklara kütlesini veriyor. Şimdi evrenin kütlesine baktığımız zaman şimdi evrende gördüğümüz kütleler var. Bu gördüğümüz kütle büyük oranda proton ve nötronlardan oluşuyor. Onun dışındaki parçacıkların çok fazla yok. Proton ve nötronlara ne kütle veriyor derseniz Higgs alanı kütle vermiyor. Yani Higgs alanı olmasaydı, kuarklar kütlesiz olsaydı, proton ve nötronun kütlesi %5'ten daha az değişecekti. Yani proton ve nötronun çünkü büyük oranda kütlesi bu kuarkların
bir araya gelirken ki potansiyel ve kinetik enerjilerinden kaynaklı. İşte Einstein'ın meşhur E eşittir mc kare. Orada bir enerji var, kinetik enerji ve potansiyel enerji var. Onu bir proton olarak baktığımızda biz bir kütle olarak görüyoruz. Ama gündelik hayatımızda şöyle önemli bir etkisi var. Elektrona kütle veriyor. Şimdi elektronun kütle vermesi, Erkcan Hoca'nın da bahsettiği gibi, eğer elektron kütlesiz olsaydı ışık hızında gidecekti. Atomlar oluşmayacaktı zaten. Yani bir atomun yarı çapına ya da boyutuna baktığınız zaman atomun çapı elektronun kütlesiyle ters orantılı. Dolayısıyla kütlesi elektronun ne kadar azsa atomlar o kadar büyür ve hacmi o kadar artacak. Eğer kütlesi sıfırsa zaten çekirdekler elektronları yakalayamayacak. Peki nasıl çalışıyor bu mekanizma? Yani aslında Higgs alanı diye bir alan tanımlıyoruz ve bu alan bütün evreni dolduruyor. Yani biz göremiyoruz, şu anda hissedemiyoruz ama burada da içinde bulunduğumuz odada da Higgs alanı var. Sıfırdan farklı bir değeri var. Ama bizim ölçtüğümüz şeyler ne? Genelde farkları ölçeriz. İşte enerjindeki farkları ölçeriz. Burada da bir sevdiğim bir karikatür. İşte bir parti düşünün. Partide herkes odaya dağılmış durumda. Ünlü biri geliyor. Ünlü biri geldiğinde ne olacak? İşte herkes onun etrafına yoğunlaşacak. Pek de hareket edemeyecek. Şimdi kütlesiz parçacıklar ışık hızında gidiyor. Kütle bunu yavaşlatıyor, ışık hızında gitmelerine engel oluyor. Ve eğer ne kadar ünlüyse etrafında o kadar çok kişi toplanacağı için o kadar yavaşlayacak. Buradaki ünlü olmasını Higgs alanıyla etkileşme olarak düşünürseniz, ne kadar çok etkileşirse Higgs alanıyla parçacığımız o kadar zor hareket edecek. Bu da zaten bizim kütle dediğimiz şey. Şunu da hayal edebilirsiniz. Ünlü biri gelmiyor ama bir söylenti geliyor. Diyor ki birisi kapıdan kafasını uzatmış. İşte birazdan şu gelecek diye ünlü biri. Söylenti kulaktan kulağa yayılırken işte orada yoğunlaşmış bölgeler oluşuyor. Higgs bozonu dediğimizde o yoğunlaşmış bölgeler. Yani buradaki Higgs alanı her tarafı dolduruyor dedik ama o bizim Higgs parçacığı dediğimiz şey değil. Higgs parçacığı dediğimiz şey bu Higgs alanının uyarılması. Aşağıdaki o öbeklenmiş sarı kısım. Hala cevap bekleyen bir sürü sorumuz var. Birincisi bu parçacık, bir parçacık gördük de bu gördüğümüz Higgs standart modelin öngördüğü Higgs parçacığı mı? Şimdi standart modelin işte 27 tane parametresi var dedik. En son bilmediğimiz parametre Higgs'in kütlesiydi. Ve şu anda Higgs'in kütlesini de ölçtük ve standart modelde serbest parametre kalmadı. Ama bu 27 parametreyle açıklamamız gereken neredeyse binlerce, milyonlarca değilse deneysel ölçüm var. Aynı parametreler, aynı ölçümleri açıklayabilecek mi? Yoksa bize yeni parametrelere mi ihtiyacımız olacak? Mesela bunlardan biri, Higgs bu gördüğümüz parçacığın diğer fermiyonlarla nasıl etkileşiyor? Hangi şiddette etkileşiyor? İşte ağır olanları ölçmek kolay. Onları ölçtük zaten, etkileşme şiddeti de büyük. Hafif olanları ölçmek zor. Ama onların ne kadar etkileştiğini biliyoruz. Diğer başka ölçümlerimizden biliyoruz. Higgs'in kütlesini biliyoruz. Higgs'in işte başka parçacıklarla etkileşme şiddetini biliyoruz. Etkileşmesini ölçeceğimiz parçacığın kütlesini biliyoruz. Dolayısıyla Higgs'in bu yeni mesela elektronla etkileşmesinin ne kadar şiddetli olması gerektiğini aslında şu anda biliyoruz. Ama deneyde bu sayıyı ölçecek miyiz? Ölçersek diyeceğiz ki standart model Higgs'i bu. Eğer farklı bir şey çıkarsa o zaman diyeceğiz ki bu artık standart model Higgs'i değil, başka bir Higgs. Şöyle bir sorumuz da var. Higgs niye farklı parçacıklarla farklı şiddetlerde etkileşiyor? İşte elinizde bir tane modeliniz var. İşte bir parametre işte top quark'ın kütlesini belirliyor. Bir başka parametre elektronunuzun kütlesini belirliyor. Bakıyorsunuz top quark'ın kütlesi elektronun kütlesinin 1 milyon katı yaklaşık olarak. Niye bu kadar farklı parametreler var? Bu parametre nereden geldi? Bunu anlamak istiyoruz. Başka Higgs alanları var mı? Yani bir sürü modelimiz var birden fazla Higgs alanı öngören. Özellikle deneyde ölçtüğümüz Higgs parçacığı standart modelin öngördüğü Higgs'de ise başka Higgs alanlarına da ihtiyacımız var. Ya da başka Higgs alanlarını keşfedersek diyeceğiz ki yaşasın standart modelin bir eksiğini bulduk. Higgs alanı temel bir parçacık mı? Onu da bilmiyoruz şu anda. Hatta Higgs'in temel bir parçacık olmadığı, başka parçacıklardan oluşan bir kompozit bir yapı olduğunu öngören modellerimiz de var. Bir de nötrino problemimiz var. İşte ilk standart model yazıldığı zaman nötrinolar kütlesizdi. Kütlesiz olduğunu düşünüyorduk. Deneyde bir kütle ölçmemiştik ama şu anda biliyoruz ki nötrinoların bir kütlesi var.
Nötrino'ya kütlesini veren standart modelin Higgs'i mi? Yoksa başka Higgs'ler de olabilir. Nötrino'ların kütlesinin özelliği ne? Onu da bilmiyoruz. Tabii bunu nasıl ölçeriz açıkçası? Nötrino ile Higgs etkileşimine hiçbir fikrim yok. Ölçebilir miyiz? Sorulara geçmeden ben sorumu sorayım. Hazır Erçan Hoca'yı yakalamışken. Neyse ben konuşmamı bitirdim zaten. Geri kalan konuları sorularınızla devam edebiliriz. Sağ olun dinlediğiniz için. Hocam sizin sunumunuzla ilgili bir soru soracağım. Bu proton ve nötronlara kütlesini veren Higgs bozonu değil dediniz. Yani o sadece temel parçacıklara kütle veriyor. %5'ini sadece veriyor dediniz. Yani proton ve nötronun sadece %5'i mi temel parçacıklardan oluşuyor? Bunu mu anlamamız gerekiyor? Yani proton temelde işte iki tane O, bir tane de D kuarktan oluşan bir parçacık. Yani şimdi deneyici arkadaşlar itiraz edecek. Baktığınız zaman bir sürü başka şey de görüyorsunuz ama şimdi O kuarkın ve D kuarkın kütlesine baktığınız zaman ölçüyorlar. Ölçtüklerinde buldukları 10 MeV civarında. Üçünü toplasanız 30 MeV'den az. Protonun kütlesi 940 MeV. Sadece 30 MeV'i bu kuarkların kütlelerinin toplamından geliyor. Geri kalanı onların kinetik enerjileri, potansiyel enerjileri. Anladım. Teşekkürler. Higgs'in kütlesi 125 GeV civarında çıktı. Ama biliyoruz ki kuark, top kuarkı CDF buldu. Tevatronlu. Onların enerjisi yetiyordu aslında Higgs'i bulmaya. Kütle merkez enerjisi. Niye kaçırdılar acaba onlar? Bulamadılar. Tamam, bu güzel bir soru. Aslında yalnız şununla ilişkili. Bir şeyi bulmak için sadece ondan üretmek yeterli değil. Ondan o arkadaki cızırtıdan daha fazla ayrışabilecek kadar üretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla atıyorum bir şey bulmaya çalışıyorsunuz. Etrafta onun gibi 1000 tane sahtesi var. Onların arasında bir taneyi çekebilmeniz çok zor. O bir tane üretmiş olmanız yeterli olmuyor. Tevatron'un asıl dertlerinden birisi buydu. Higgs'i üretme hızı diğer çeşit süreçlere, Higgs'e benzeyen diğer süreçleri üretme hızından çok çok düşük olduğu için aradan ayıklayıp Higgs'i çıkaramadılar. Ama Büyük Hadron Çarpıştırıcısının enerjisi daha yukarıda olduğu için Higgs'i kat kat daha fazla üretti Tevatron'a göre. Onun için şey yapabilirler. Buna karşılık top kuark daha ağır bir parçacık. Ama onun gibi görünebilen şeyler az olduğu için, cızırtısı arkada, background düşük olduğu için onu Tevatron'da keşfetmek mümkün oldu. Ana hatlarıyla böyle söyleyebilirim. İyi bir soru. Siz evet. Bir şey eklemek ister misiniz? Ben yani geliyor mu ses? Evet. Güzel konuşmalar için teşekkür ediyorum aslında. Yani çok da uzatmak istemem tabii ki. Yani gerçekten hani standart modelin başarısı tartışılmaz tabii ki ama yani bu Higgs'le beraber tamamlanmış oldu bu teori. Fakat yani bunun bir hani düşük enerjilerde geçerli bir teori olduğu gerçeğini de tabii unutmamamız lazım. Yani Büyük Hadron Çarpıştırıcısında standart modelin ötesinde fizik aslında aranıyordu. O yüzden ben bir hani teori işleriyle uğraşan birisi olarak hani bunu kabus senaryosu olarak söyledim. Tabii deneyiciler öyle bakmıyor ama sadece Higgs'in bulunması öyle gözüküyor. Çünkü asıl süpersimetriyi, işte ekstra boyutlar gibi ötesi fiziği hani aramak için düşünüldüğünü düşünüyorum ben. Higgs zaten bulunacağı düşünülüyordu yani LEP'ten sonra. Yani bu anlamda standart modeli tamamlamış olduk. Ama ötesinde bir fizik çıkmaması standart modeli başarısını tabii ki aslında hani daha da artırmış olduğunu düşünüyorum. Fakat yani bunun düşük enerjide çok başarılı bir teori ama enerjiyi daha da artırdıkça sapmaların beklendiği ve görüldüğü bir teori. Dolayısıyla hala hani her şeyin teorisi dediğimiz şeyi aradığımızı söyleyebiliriz. Bunlar küçük adımlar olarak belki bakılabilir. Hani düşük enerjide bir süpersimetrinin olmaması Higgs kütlesi konusunda teorik anlamda büyük bir sorun haline geldi aslında. Önceden Higgs'in tam olarak var olduğunu bilmediğimiz için aslında bu bir problem olarak görülmekle birlikte tam bir hani gerçekten var mı böyle bir şey bilmiyorduk ama Higgs parçacığının bulunmasıyla aslında bu kütle problemi bence en büyük problem haline geldi. Düşük enerjide süpersimetri gibi bir şeyin var olmaması da bu problemi daha derin bir problem olduğunu aslında gösteriyor. Şu anki
Bu problemi çözebilmek için de yine standart model ötesi bir şey ihtiyacı da ben hissediyorum. Dolayısıyla yani gerçekten hani bu kadar başarılı olması çok şey bir değer, çok kayda değer bir şey. Yani işte yıllar önce bir çok bu standart model ötesi fizik çalışan bir çalışma arkadaşıma, yani hocama sormuştum İsrail'den. Birçok model çalışıyordu. İşte en favori modelin ne olduğunu sormuştum. Şu anda hayatta değil. Standart model demiştim sana. Yani çok şey tabii, gerçekten şu anda o 30 parametrenin neredeyse tamamı yani ölçülmüş gibi veya biliyoruz zaten. Yani teorik olarak biliyoruz hepsini. Hiçbir şeyimiz yok aslında. Higgs kütlesi de dahil bilinmeyen bir parametre yok. Ona rağmen bu kadar ölçümde başarıyla çıkması aslında, çünkü hiçbir şeyiniz yok yani, böyle bir oynama şansınız yok diyeyim en azından. Bu anlamda gerçekten düşündürücü bir başarı, yani tartışılmaz bir şey. Fakat hani bunun burada bitmeyeceğini de görüyoruz yani o diğer taraftan. Nötrino kütlesi meselesi buna bir örnek tabii, buna benzer başka örnekler de belki düşünülebilir. Dolayısıyla hala o adamı bekliyoruz. Yani sonrasında ne var? Mutlaka bir şey olduğunu düşündüğümüz için. Özellikle doğallık problemini eğer, yani doğallığı var kabul edersek, o açıdan bir şekilde aramaya devam etmek gerekiyor. Hem teori hem de deneysel anlamda. Bu aslında daha önce hiç ben yapmadığım bir benzetme ama bu Higgs alanı mevzuat gibi bir şey. Yani bunu söylemem lazım. Bazı konular var. O konularda yol kat etmek istediğinizde, problem çözmek istediğinizde çabuk çözebiliyorsunuz. O mevzuat az konu, o az etkileşiyorsa mevzuatla, mevzuatta çok fazla bir şey yoksa, mesela enstitünün iç işleri ise mesela bu, o iş hızlı yürüyor. Yani az kuvvetle çabuk yol kat edilebiliyor. Bazı konular var, işte mesela insan sağlığı veya mali konular gibi, orada mevzuat çok fazla. Dolayısıyla onlar ağır konular, onları yavaş yürütebiliyorsunuz. Çok kuvvetli az yol kat ediyorsunuz. Bir de arada bir şöyle bir şey oluyor. Ortada konu falan yok ama mevzuat kendi kendiyle çarpışıyor. Ve o zaman her şey yavaş yürüyor. O bir an böyle ortaya çıkıyor. O da Higgs bozonu gibi. Yani mevzuat alan, o kendi kendine etkileştiğinde ortaya çıkan şey Higgs bozonu deniyor. Sonra neyse ki çabucak, yani bir noktada o gerisin geri bozulup tekrar hani kim üstte, hangi mevzuat yukarıda diye uğraşıp anlaşılınca tekrar bozunuyor ve işler tekrar yürümeye devam ediyor. Burada da işte Higgs bozonu alanda bir an oluşuyor. Sonra bozulup tekrardan şey yapabiliyorsunuz. Onun için bu böyle de bir dikkatimi çeken bir gelişme oldu. Son 8. Valla evet. Hocam onu neyse. Türkiye'de yayınlayın yalnız. Yani yabancılar anlamaz bu mevzuatı falan. Yani bence her yerde böyle. Burada karşılık bulabilir ya. Bence. Daha çok bulur değil mi? Evet, valla yani, evet ben de. Biz hala bilmiyoruz mesela. Çok şey öğrendim. Yok yani bu ama gerçekten dilerseniz şimdi bir şey kapatalım. Dışarıda sizler de gelirsiniz isterseniz, bir fotoğraf çekilelim. Ondan sonra da dışarıda tek tek sorularınızı gene alabiliriz isterseniz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.